Değerli dostlar merhabalar. Özellikle sevgili renktaşlarım Samsun Sporlar sizlere ayrıca merhabalar. Çünkü bugün 30 Haziran. 30 Haziran'ın Samsun Spor tarihi açısından çok önemli bir gün olduğunu artık çok iyi biliyoruz. Çünkü 30 Haziran 1965 gününde Samsun Spor resmen kuruluş dilekçesini Türkiye Futbol Federasyonu'na verdi ve yaklaşık bir hafta sonra da bu dilekçe kabul edildi. Bu anlamda 30 Haziran 1965 profesyonel Samsun Spor'un kuruluş günü olarak kabul ediliyor. Doğrusunu söylemek gerekirse bu çok bildiğimiz bir şey değildi ama son 10 yıldır özellikle artık iyice tebarüz ettikten sonra taraftarların da bunu ön plana çıkarmasıyla birlikte kuruluş yıl dönümü kutlanmaya başladı. Çünkü ben hatırlıyorum yani 2010'a kadar 30 Haziran işte etkinlikler falan pek olmazdı. Ama şimdi öyle değil. İnsanlar tarihlerini öğrendikçe Samsun Sporlular kulübün tarihini öğrendikçe oradan yeni hikayeler ve yeni manalar devşirebiliyorlar. Bu güzel bir şey. Zaten bugün Samsun'da da bütün taraftar gruplarının organizasyonları olacak. Gün içerisinde, akşam özellikle tütün iskelesinde, meşaleler eşliğinde bu doğum kutlanacak diyelim. Çünkü yani önemli bir şey. 30 Haziran 1965 bizim için önemli bir şey. Peki bu videoda ne yapacağız? Elbette ki Samsun Spor'umuzun doğum gününü kutlayacağız ancak Samsun Spor aslında 1965'ten önceye dayanan bir kulüp. Biraz onlardan bahsetmek gerekiyor. Bunlar da 2005-2006'dan itibaren dillendirilmeye ve ortaya çıkarılmaya başlanan bazı bilgiler oldu. Ben de aslında biraz katkıda bulunmuştum buna. İşte 2009 yılında piyasaya çıkan Kırmızı Beyaz Siyah Samsun Spor derlememizde bu konuya yer vermiştik. Samsunlu araştırmacı, tarihçi yazar Baki Sarısakal'ın ortaya koyduğu bir takım belgeler vardı. Bizler de kendimizce bazı işte sözlü tarih çalışmaları yaparak bunları açığa çıkarmaya çalışmıştık. Çıkan sonuç şu aslında. Çıkan sonuçtan bahsedelim. Evet, Samsun Spor Armada da gördüğümüz gibi Atatürk'lü Armada 1965 yılında profesyonel futbol kulübünü oluşturmuştur. Ancak ondan önce amatör olarak Samsun Spor vardı. Bu önemli bir şey. Çünkü her zaman söylüyorum, satın alamayacağınız bir takım şeyler vardır. Onlardan birisi de tarihtir. Yani ilk olmak, öncelikli olmak, bunları satın alamıyorsunuz. Samsun Spor'un da bu gibi konularda bir takım ilkleri var. Şimdi onlardan bahsedelim. Aslında Samsun'da futbolun gelişimi 1927'den de önceye, yani Osmanlı dönemine dayanıyor. Mesela 1909 yılında Tenviri Efkar adıyla bir futbol kulübü oluşturulmuş Samsun'daki Müslüman Türkler tarafından. Tenviri Efkar kelime manası olarak aydınlık fikirler diyebiliriz. Tabi o zaman bir profesyonel zihniyet yok. Tenviri Efkar bir kulüp olarak oluşturulmuş. Muhtemelen sadece futbol üzerine değil, memleketin durumuyla alakalı görüşlerin de dillendirildiği bir cemiyet olabilir bu. Öyle tahmin ediyoruz. Çünkü o dönemde Rumların da, Samsun'daki Rumların da Atlas adıyla bir futbol takımları olduğunu biliyoruz. Tenviri Efkar Samsun'da bilinen ilk futbol organizasyonu kulüp anlamında. Dediğim gibi 1909 yılında kuruluyor. Peki Samsun Spor nasıl kuruluyor? 1927 yılında bildiğimiz Samsun Spor adıyla ve siyah beyaz renklerle Samsun Spor Gençlik Kulübü olarak da adlandırılabilecek bir kulüp oluşturuluyor. Bilinen ilk başkanı Nuri Bey bu kulübün. Tabii Samsun 1927'yi düşündüğümüzde artık nüfus hareketliliğinin olduğu bir şehre dönüşüyor. Yani Rumlar, Ermeniler ayrılmışlar. Mübadele ile birlikte Balkanlardan işte Türk nüfus gelmeye başlıyor. Ondan sonra bir de ondan önce tabii Kafkasya'dan gelen işte Çerkes bir nüfus var. Daha önce yine Balkanlardan gelen bir nüfus var. Yani bir Müslüman kökenli mülteciler veya muhacirler veya mübadiller şehre gelmeye başlayınca bu şehrin tabii ki ticaretini, siyasetini, ekonomisini, her şeyin etkilediği gibi spor faaliyetlerini de etkilemeye başlayacak. Olumlu manada tabii ki. Ardından da özellikle 1940'lı yıllardan itibaren bilhassa Doğu Karadeniz bölümünden gelecek olan nüfusla birlikte Samsun'da bir spor nüfusu çeşitliliği oluşmaya başlayacak. İşte 1927 yılında kurulan Samsun Spor dönemin milli devlet anlayışına, Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki o rüzgara uygun olarak başka amaçlar da belirlemiş kendisine. İşte Cumhuriyet'in ilkelerinin gençler üzerine yerleştirilmesine çalışılmış. Bunda başarılı olmuş. Spor faaliyetlerinin yanı sıra işte tiyatro faaliyetleri falan düzenlenmiş. Özellikle öğretmenler ilgi göstermiş bu kulübe. Bu amaçla kuruluyor 1927 yılında. Fakat futbol anlamında çok başarılı bir kulübe dönüşmüyor. Zaten 1929-30 yılında Samsun Halk Spor adını alıyor. Yani ismini değiştiriyor 2 sene içerisinde. Bir isim değişikliğine gidiyor. Halk Spor adını alıyor. Ancak bir sene sonra 1931'de yeniden Samsun Spor olarak faaliyetlerine devam ediyor. Sadece futbol değil.
voleybol, denizcilik, atletizm gibi şubeleri de açıyor. 1930'lu yıllarda Samsun futboluna baktığımızda Samsun İdman Yurdu'nun çok etkili ve güçlü bir takım olduğunu görüyoruz. Bu anlamda yani Samsun Spor'un bugünkü gibi bütün şehre teşmil eden, bütün şehrin ortak değeri olan bir takım olmaktan ziyade herhangi bir Samsun futbol takımı gibi algılandığını da görüyoruz aslına bakarsanız. Sonra işte 30'lu yıllarda vasat bir şekilde devam ediyor ve ardından 1937 yılında Demirspor'la birleşiyor. Ve böylece Samsunspor Demirspor Birliği adıyla devam ediyor kulüp. 1950'lere geldiğimizde ise yeniden siyah beyaz renkleriyle Samsun amatör futbolunda kendisine yer buluyor. Fakat o dönemde işte Fener Gençlik gibi, 19 Mayıs gibi, Samsun Yolspor gibi önemli takımlar var. Ve bunlar Samsun futboluna aslına bakarsanız domine ediyor. Hatta Samsun Yolspor bir amatör takımken 1963-64 sezonunda Türkiye Kupası'nda çeyrek final oynayacak Beşiktaş'ta. Düşünün, bir amatör takım Samsun temsilcisi. Ve 1965'e geldiğimizde de işte şimdi önemli kısma geldik. Yani videonun esas konusuna. 1965 yılında dönemin Futbol Federasyonu Başkanı Orhan Şeref Apak ülkeyi dolaşıyor ve şehir takımları kurulmasını, profesyonel takımlar kurulmasını söylüyor. Zaten Türkiye'deki şehir takımlarına baktığınızda çoğunun 1965, 66, 67, 68, belki 69 gibi tarihlerde kurulduğunu görürsünüz. Yani o şehirlerdeki amatör takımlar birleşerek şehir takımını oluşturuyorlar. İşte onlardan birisi de Samsunspor oluyor. Samsunspor o sezon Samsun amatöründe yer alan bazı takımların işte bir araya gelmesiyle, birleşmesiyle birlikte bugünkü profesyonel Samsunspor oluşuyor. Yani güçler birleştiriliyor. İşte Yolspor'un, Demirspor'un, o dönemdeki 19 Mayıs'ın önemli futbolcuları hepsi birlikte Samsunspor çatısı altında birleşiyor. Bu birleşme bazı şehirlerde olduğu gibi böyle çok zor, güç bir birleşme olmuyor. Tam tersine, yani bugüne kadar niye böyle bir şey yapmadık duygusuyla hareket ediliyor ve 1965 yılında profesyonel Samsunspor tesis ediliyor. İşte önemli oyuncular var. İşte kaptan mesela Gozgoz Yılmaz dediğimiz rahmetli Yılmaz Yurttaş, Yolspor'un kaptanı aslına bakarsanız. Onun kaptanlığında Samsunspor kuruluyor ve ilk sezonunu Samsunspor Türkiye 2. Ligi'nde 5. sırada tamamlıyor. Olaylı bir Güneşspor maçı var. Şeye, terfi maçlarına kalma mücadelesinde Samsun'da kavga çıkan bir maç var. Ardından mücadeleye devam ediyor ve 1968-69 sezonunu şampiyon olarak tamamlayarak Karadeniz bölgesinin Süper Lig'e çıkan ilk takımı olma unvanını elde ediyor. Tabii o dönemde de Abidin Akmanoğlu gibi, Temel Keskindemir gibi, Halil Rıfat Usta gibi, işte Yalçın Aytunmer gibi önemli oyuncular da ortaya çıkıyor. Özellikle Temel Keskindemir, sonradan takıma katılacak olan Çarşambalı Adem olarak bilinen, işte geçtiğimiz aylarda kaybettiğimiz rahmetli Adem abi gibi önemli oyuncular takıma katılacak. Ama en önemlisi Temel Keskindemir olacak. Yani 1970'li yıllarda Samsunspor demek bir bakıma Temel Keskindemir demek olacak ve zaten Temel Hoca da Karadeniz bölgesindeki bir takımdan A milli takıma yükselen ilk futbolcu olacak. Arnavutluk karşısında A milli formayı giyecek. Samsunspor'un da ilk milli futbolcusu olacak. Samsunspor 1970'li yıllarda Süper Lig, o zamanki adıyla birincilik tabii, mücadelesini devam ettirecek. İşte 1974-75 sezonunda stadımız açılacak. Sonradan yıkılan ve bizim için çok önemli olan o stadyumumuz açılacak. Ve 70'li yıllarda bu mücadelesini devam edecek. Bir sezon düşecek, tekrar çıkacak derken 1980'li yıllara gelinecek. 1980'li yıllarsa Samsunspor için bir bakıma Hasfi Menteşoğlu, Türk futbolu için de Samsunspor demek. Özellikle 82-83'teki düşüşün ardından çok güçlü bir şekilde lig atlayan takım 1985-86 sezonunu ve 86-87 sezonunu art arda iki kere üçüncü tamamlayacak. Tanju Çolak gol kralı olacak 2 sene art arda. Bu arada Samsunspor ilk unvanlarına yenilerini eklemeye devam edecek. İşte mesela ne yapacak? İkinci, yani alt ligden çıktığı ilk sene en iyi dereceyi elde eden Süper Lig takımı olacak. Ligi üçüncü bitirerek çıktığı sene en iyi derece. Yani şu ana kadar bundan iyisini yapabilen olmamış. O süreç gerçekten bizim için çok önemli. Ertesi sene 87-88'de hem Türkiye Kupası finali oynuyoruz hem ligi yine 4. sırada bitiriyoruz. Tabii bu süreçte A milli takıma çok sayıda oyuncu veriyoruz. Yani benim gibi işte yaş artık 40'ı geçmiş olanların çocukluk hatıralarında Samsunspor çok önemli bir figür. Hatta futbolla ilgili ise baş figür diyebilirim. Şimdi ben bu programda da şu formayı tercih ettim. Bu forma bizim 2007-2008 sezonunda giydiğimiz forma. Parçalı forma.
Yani Samsunspor taraftarı için parçalı forma biraz önemli. Yani Menteşoğlu dönemindeki o formadan dolayı kaldı ki 1965'te takım kurulduktan sonraki o 6-7 yıllık süreçte de yine parçalı forma giydiğimiz oluyor. Bu anlamda ben de bu program için bunu tercih ettim. 80'li yıllar bu şekilde devam ediyor. 90'lı yıllara geldiğimizde ise bu sefer bir bakıma İsmail Uyanık yılları. Çünkü 1992-93 sezonunda takım 2. lige düşmüşken o zaman 33 yaşında çok genç bir başkan olan İsmail Uyanık geliyor, kulüp başkanlığını alıyor ve ardından mevcut iyi kadronun üzerine hem alttan hem de Türkiye'nin farklı şehirlerinden, takımlarından önemli genç oyuncuları transfer ederek Samsunspor'u 13 sene Süper Lig'de aralıksız oynatan başkan olma işte unvanını da elde ediyor diyebiliriz. Tabii o dönemdeki takımda yani aslında Menteşoğlu dönemi deyince hepimizin ezbere saydığı bir 11 var. Onu mutlaka söylememiz gerekiyor. Yani biz çocukların adeta İstiklal Marşı'nı ezberler gibi veya bir Fatiha Suresini ezberler gibi ezbere bildiğimiz bir kadroydu. İşte bir Fatih Uraz, iki George Jovanovski, üç Zafer, dört Muzaffer, beş Yaşar, altı Emin abi Emin Kar, yedi Rıfat abi Rıfat Benli, 8 Savaş Demiral, Büyük Savaş yani sonraki ismiyle, 9 Orhan Kapucu, 10 Tanju Çolak, 11 Erol Dinler. Bu takıma daha sonraki yıllarda işte takviye olarak destek veren işte ve çoğu Samsunlu olan Ercüment Coşkun Dere gibi işte Kasım Çıkla gibi Ercan Kol gibi önemli isimler de mutlaka vardı. İsimlerini unuttuklarım varsa affola. Yani önemli bir, çok önemli bir 11'di o. Çoğu milli takımlara giden bir 11'di ve sonrasında zaten 20 Ocak 1989 kazasında da Muzaffer Badaloğlu, Mete Adanır, Zoran Tomic ve Samsunspor'un Süper Lig'e yükselen o 1968-69 sezonu kadrosunda da yer alan, Samsunlu olan, henüz 18 yaşındayken Samsun 19 Mayıs Spor'dan Galatasaray'a transfer yapmış olan, çok önemli bir futbol adamı olan Nuri Asan, Nuri hocamız gibi isimler vardı. 90'lı yıllara geldiğimizde ise işte Ertuğrul Sağlam, Ercan Kol, Kasım Çıkla, İmdat Arslan, Bünyamin Kubat, İsa Turan, Serkan Aykut, Celil Sağır, Cenk İşler, rahmetli Müjdat Gürsu gibi önemli isimler. Yabancılardan da işte Daniel Timofte, Wilson Oruma, Bogdan Stelja gibi yine çok önemli isimler vardı. Yine önemli bir kısmı A milli takım yaptı bu isimlerin. Bu şekilde devam etti. Ve Samsunspor'un hikayesi yani genel anlamda bu. Şimdi tekrar biz o şeye dönelim. 30 Haziran 1965'e dönelim. Amatör kulüpler birleştiği zaman Samsun'da amatör kulüpler birleşiyor ve Samsunspor adını oluşturuyorlar. İsim belli zaten Samsunspor, Samsunspor Kulübü. Armada çok bizim şeref duyduğumuz işte kalbimizde her zaman yer alan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sadece kalbimizde değil kalbimizin üstünde armamızda da bulunduruyoruz. Yani bir Samsunsporlar için çok büyük bir payedir bu. Samsun'da bulunan Onur Anıtı meşhur heykel yani onun ismi Onur Anıtı'dır. Heinrich Krippel'in yaptığı. Onur Anıtı'ndan arma besleniyor. Yani renkler zaten milli renkler oluyor. Kırmızı beyaz. Sonrasında 20 Ocak kazasıyla birlikte buna siyah da ekleniyor ama genelde kırmızı beyaz kullanılıyor. Yani isim, birleşme, arma, renkler aslına bakarsanız çok kolay birleştirici oluyor, güzel oluyor. Samsun o yıllarda da Karadeniz'in en büyük kenti, en gelişmiş kenti tıpkı bugün olduğu gibi. Bu anlamda kulübün oluşturulmasından sonraki süreç de önemli. İsmini anmadan geçmeyelim. 26 yaşında o zaman Samsunspor Kulübü Başkanı oluyor. Yılmaz Ulusoy halen hayatta. Allah selamet versin. Ve Samsunspor'u Süper Lig'e çıkarıp orada 2-3 sene boyunca da mücadele ettirdikten sonra 32-33 yaşlarında işlerini büyütmek maksadıyla İstanbul'a taşınıyor Yılmaz Ulusoy. Yani bu anlamda Yılmaz Ulusoy, Hasbi Menteşoğlu, İsmail Uyanık gibi önemli başkanlar da çıkarmış bir camia. Hemen birkaç not daha vererek bitirelim. Yine erkek basketbol takımı da Samsunspor'un hem Karadeniz'in ilk takımıdır hem de Anadolu'nun daha doğrusu işte Kuzey, Doğu Anadolu bu hattın ilk basketbol takımıdır. 1970'li yıllarda Süper Lig'de oynamıştır. Yani bu anlamda Samsunspor karizmasıyla, renkleriyle, mazisiyle çok önemli bir camia. Yani bizim için, biz taraftarlar için bir futbol takımından daha öte bir aidiyet meselesi, Samsunlu olmanın gereği, ondan öte Samsunlu
olunmasa bile Samsunsporlu olunmanın mutlaka şart olduğunu düşündüğümüz bir ideoloji belki de. Yani bizim için hem siyaset üstü pek çok şeyin üzerinde. Bu anlamda hemen şöyle işte Kırmızı Beyaz Siyah Samsunspor kitabı iletişim yayınlarından vakti zamanda ben derlemiştim. Şu an baskısı yok bildiğim kadarıyla. Ama sahaflarda veya internet ortamında bulunabilir. Yine yıkılan stadımızı anlatan bir kitap. Yusuf Demircioğlu'nun derlediği ve içinde 14 farklı yazarın yazılarının yer aldığı, stadyum hatıralarının yer aldığı Hatıran Yeter. Bunun satışı var, piyasada bulabilirsiniz. Bu aynı zamanda yıkılan stada yazılan Türkiye'deki ilk ve tek kitap. Samsunspor taraftarları tarafından hazırlandı. Benim de içerisinde bir yazım var. Başka önemli Samsunsporlu arkadaşlarımızın yazıları ve röportajları da var. Bu da İstanbul Samsunsporlar Derneği tarafından hazırlanan bir başucu kitabı aslında. Kısa Samsunspor tarihi. Üstelik bu ücretsiz, satışı yok. İstanbul'dakiler İstanbul Samsunsporlar Derneği'nden temin edebiliyorlar bunu. Samsun'da da Çiftlik Caddesi'nde Denta Samsun Diş Hastanesi, Diş Polikliniği var. Hemen Çiftlik Caddesi'nin girişinde. Oraya gidip danışmadan istediğiniz zaman ücretsiz bir şekilde alabilirsiniz. Bu kitap da bir başucu kitabı. Her sezonun kuruluştan itibaren her sezonun takım kadroları, fotoğrafı, maç bilgileri ve bir özeti yer alıyor. Güzel güzel bir kitap. Yani Samsunspor'u tanımak, bilmek açısından güzel bir kitap. Böylece videonun sonuna geldik. Samsunspor sen çok yaşa, canım feda olsun sana diye işte tribünlerde hep söyleriz. Gerçekten hep yaşa, var olsun Samsunspor. Yani çok bizim için duygu dolu bir dönem. İnşallah varlığını başarılarıyla da devam ettirir. Bu anlamda 30 Haziran 1965'ten günümüze uzanan Samsunspor'un kuruluş öyküsünü bir kez daha hatırladık ve kutlu olsun Samsunspor çok yaşasın diyerek videoyu bitirelim.